Same squad, second abroad vacation. This time we are going to Ukraine's capital city, Kiev. It will be great to see this beautiful city in the green. I will have very nice photos and videos all over the city. For now, have a good evening to everyone. We are waiting to fly. Yes. İnsan gibi bir saatte gelmediğim için Kiev'e. Şu an evi zar zor bulduk. Kalacağımız evi. Sonra çıktık market aramaya. Marketten sonra da yine evi bulamadık. Gidiyoruz. Evin ön tarafında Altın Kubbeler Manastırı var. Arka tarafında otopark ve böyle bir manzara. Hani çok bir değişik bir şey değil ama anıdır işte yani. Sonuçta Belgrad'da da böyle çekmiştim. Birazdan dışarı çıkıp şehri keşfedeceğiz. Baş melek Mikail heykeli. Tam arkamızda da yani güneşten pek belli olmuyor artık olduğu kadar. Ana vatan heykeli. Evet, şu an Kiev'i iki ayrı noktaya ayıran Dnipro Nehri üzerindeki köprüden yürüyoruz. Yani doğa ve şehir hayatı bir arada, mükemmel. Dünya Savaşı Müzesi'ne geldik. Burada çok büyük bir tarih yatıyor. Burada çok fazla video çekeceğim, story paylaşacağım ve bunları sonradan kolaj yapıp YouTube kanalımda da paylaşacağım. Şu heykel ana vatan heykeli. Yani burada çok güzel şeyler göreceğiz. 81'de dönemin Sovyetler Birliği Başkanı Brezhnev tarafından Nazi işgaline karşı savaşan askerlerin anısına açılmış bu müze. 2. Dünya Savaşı'na ait çok büyük anılar, hatıralar barındırıyor. Yani şu an tüylerim diken. 2. Dünya Savaşı'nda Sovyetler Birliği askerlerinin giydiği üniformalara kadar, savaşta kullanılan bütün alet edevata kadar her şey burada sergileniyor şu an. Burada gördüğünüz her şey, yani şu el bombası, çanak çömlek, buradaki silahlar, hepsi 2. Dünya Savaşı'nda Sovyetler askerleri tarafından kullanılan. Kiev'e geldiğinizde İngilizce konuşmanıza gerek yok. Çünkü burada Latin alfabesine ait hiçbir tabela, hiçbir resim yok. O kadar milliyetçi, her yer, her şey Kiril alfabesiyle yazılmış. O yüzden hiçbir yeri bulamıyoruz ve şu an zaten gördüğünüz gibi Kaan'da GPS'te boğulmuş vaziyette. Evet, bugün size beyaz et olarak Hindi ve Josephine marka Kiev kırmızı şarabınla harmanladığım şarap soslu Hindi etimiz.